1. Bayezid, Osmanlı İmparatorluğu'nun 4. Sultanı olarak 1389'dan 1402'ye kadar hüküm sürmüştür. Tahta çıkışı, ondan önceki Sultan 1. Murad'ın Kosova Meydan Muharebesi'nde, 1389, ölümü üzerine gerçekleşmiştir. 1. Bayezid'in saltanatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlar ve Anadolu'da genişlemesini sürdürdüğü bir döneme denk gelir. Sultanlığı boyunca gösterdiği askeri başarılar, mimariye ve eğitime olan katkıları ile reformları, onun Yıldırım lakabını almasına neden olan hızlı ve enerjik karakterini yansıtır. Tahta çıkışı ve sultanlık öncesi dönemi. 1. Bayezid, tahta çıkışından önce, babası 1. Murad döneminde önemli askeri görevlerde bulunmuş ve cesaretiyle dikkat çekmiştir. Babasının ölümünün ardından tahta geçen Bayezid, kardeşi Yakup Çelebi ile taht mücadelesine girişmiş ve bu mücadeleyi kısa sürede lehine sonuçlandırmıştır. Askeri başarıları ve fetihleri. Karaman oğulları üzerine seferler. 1. Bayezid, Anadolu'da birliği sağlamak amacıyla Karaman oğulları üzerine birkaç sefer düzenledi. Bu seferler sonucunda, Konya ve çevresindeki topraklar Osmanlı kontrolüne geçti. Bu harekatlar 1390'larda gerçekleşti ve Anadolu'da Osmanlı hakimiyetini güçlendirdi. Ankara'nın fethi, 1402'ye kadar, Ankara, Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne 14. yüzyılın sonlarında geçti. Ancak, Ankara Muharebesi'nde, 1402, Timur'a karşı alınan yenilgiye kadar Osmanlı egemenliğinde kaldı. Nibolu Zaferi, 1396, en bilinen askeri başarılardan biri, 25 Eylül 1396'da gerçekleşen Nibolu, bugünkü Bulgaristan'da, muharebesidir. Bu muharebede, Bayezid liderliğindeki Osmanlı ordusu, Sigismund liderliğindeki Haçlı ordusunu mağlup etti. Bu zafer, Osmanlı'nın Balkanlardaki egemenliğini pekiştirdi ve Avrupa'daki ilerleyişini sürdürmesine olanak tanıdı. Bosna'nın fethi, 1. Bayezid döneminde, Bosna üzerine yapılan seferler sonucunda, bölge kısmen Osmanlı hakimiyetine girdi. Bu fetihler, 1380'lerin sonları ve 1390'ların başlarında gerçekleşti. Sırbistan'ı seferler, 1. Bayezid, Sırbistan üzerine birkaç sefer düzenleyerek Osmanlı topraklarına katkı sağladı. Bu seferler, Sırbistan'ın Osmanlı egemenliğini kabul etmesine ve haraç ödemeye başlamasına neden oldu. Mimari ve kültürel katkıları. 1. Bayezid, mimariye ve kültüre büyük önem vermiştir. Bursa ve Edirne'de birçok cami, medrese ve hanın yapımını desteklemiştir. Bursa Ulu Camii, onun döneminde başlanan ve 1399 yılında tamamlanan en önemli eserlerden biridir. Ayrıca Edirne'de Bayezid Külliyesi, onun sağlık hizmetlerine verdiği önemi gösterir. Bu külliye içerisinde bir Darüşşifa, hastane da bulunmaktadır. Bilime ve eğitime katkıları. 1. Bayezid, bilim ve eğitime önem vermiş, döneminde medreselerin sayısının artmasına öncülük etmiştir. Özellikle Edirne ve Bursa'da kurduğu eğitim kurumları, dönemin önemli alimlerini yetiştirmiştir. Bu medreseler, ilmi çalışmaların yanı sıra fıkıh, hadis, tefsir gibi dini ilimlerin öğretildiği merkezler olmuştur. Reformları. 1. Bayezid, yargı ve idari alanda reformlar yapmış, merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik adımlar atmıştır. Ayrıca, askeri yapıda düzenlemeler yaparak yaya ve müsellem gibi askeri sınıfları daha etkin kullanmıştır. Sonu ve mirası. 1. Bayezid'in saltanatı, 1402'de Timur ile yapılan Ankara Muharebesi'nde Osmanlı ordusunun mağlup olmasıyla dramatik bir şekilde sona erdi. Bayezid, savaşta esir düşerek Timur'un esiri oldu ve 1403'te vefat etti. Bu yenilgi, Osmanlı İmparatorluğu'nda Fetret Devri olarak bilinen bir iç savaş döneminin başlamasına neden oldu. Ancak, Bayezid'in askeri başarıları, mimari ve eğitime yaptığı katkılar, Osmanlı İmparatorluğu'nun temellerinin daha da sağlamlaşmasına yardımcı oldu ve sonraki sultanlar tarafından üzerine inşa edilen bir miras bıraktı. 1. Bayezid'in ardından tahta geçen oğlu 1. Mehmet, Çelebi Mehmet, Fetret devrini sona erdirerek Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden birleşmesini sağladı ve merkezi otoriteyi yeniden kurdu. Bayezid'in katkıları, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilerleyen yüzyıllarda yaşayacağı büyüme ve gelişmenin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.